Merhaba, ben Nurcan Seven. YouTube Okulu Eğitmene hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şu anda bildiğiniz gibi Türkiye kıpkırmızı oldu. İnşallah çok kısa bir zamanda atlatırız bu koronavirüs olayını. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Çok gerekmedikçe kesinlikle dışarı çıkmayın. Sağlığınızla oynamayın. Kimse birbirine baka baka hareket etmesin. Yani iyi tarafından bakın. Kesinlikle eve kapanma iyi. Eğer çok ihtiyaç duymadığınız sürece dışarı çıkmayın. Evde kendinize göre bir şekilde vakit geçirin. Bol bol spor yapın. Ben şahsen yürüyüş yapıyorum evin içinde. Bunun dışında, bu genel konuşmanın dışında şundan bahsetmek istiyorum. YouTube okulu eğitimim umarım çok faydalı bir eğitim olur. Daha faydalı bir eğitim olması için daha fazla içerik atmaya devam edeceğim. YouTube okulu eğitimi size söylediğim gibi biraz farklı bir eğitim olacak. Belki de kimsenin söylemediği veya çok az kişinin söylediği, çok net olması da söylediği. Çünkü bazen evet anlatmak istediğim şeyler konuşuluyor ama çok net de söylenmiyor. Ben bunu biliyorum şahsen. Çünkü ben de başka YouTube kanallarını inceledim. Kendimi yetiştirirken ben de tabii ki birçok YouTuber'ı takip ettim. Onların videolarını izledim. Ama ben istiyorum ki benim bir farkım olsun. Yani daha açık, daha net olsun istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi gelirim düştüğü, nasıl söyleyeyim, gelirim hesaba düştüğünde diyeyim, hesaba yattığında ben bu konuda daha açık ve net olacağım. Ve bu nedir, neden bu kadar, hepsini anlatacağım size. Bununla ilgili taktikleri anlatacağım. Benim şahsen şu anda video başı kazanç gelirlerime baktığım zaman gerçekten çok iyi kazançlar olduğunu gördüm. Yani uyguladığım taktikleri zaten bazılarını anlattım ben size. Siz sadece kanalıma içine girip işte yani benim yapmam gereken bir şey. Kanal içine girerek video analizlerini ben size gösteremedim. Bunun için beklemeye alıyorum ben biraz sizi ama gelirim ortaya çıktığında bunu sizinle paylaşacağıma dair daha önce söz verdim ve o sözü kesinlikle tutacağım. Buna hiç şüpheniz olmasın. Söylediğim gibi ben bir eğitim kanalıyım. Eğitim kanalı olarak birçok eğitim kanalı var. Takip ettiğim ve çok saygı duyduğum eğitim kanalları gerçekten var. Ben bir tık daha açık ve net olmak istiyorum onlardan. O sebeple azıcık beklemeye alacağım ben sizi. Daha sonrasında size çok şaşıracağınız video analizlerimi göstereceğim. Video analizlerinde oldukça iyi gelirler elde ettim. Ama hesaba yatmadı. Yatarken nasıl bir şey uygulanıyor? Bütün bunları görmem gerekiyor. Yani bir şey anlatırsınız, dersiniz ki burada evet çok iyi gelir var ama elinize alıncaya kadar bunun neti olmuyor. Gerçekten hani gözünle görüyorsun ama bir de eline alman lazım. Bu sebeple ben bütün bunları atlattıktan sonra bu YouTube'da ilgili gelir kısmına geleceğim. Bir geliri gösterdikten sonra video analizlerinin bazılarını göstereceğim ve bunları anlatırken gene bu videolarımı göstereceğim. Yani anlatılanların size vermiş olduğum taktiklerin aslında ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. YouTube'dan gerçekten güzel gelirler elde ediliyor. Sadece ben de sizin gibi hesaba gelirin düşmesini bekliyorum. Kanal yavaş açıldı. Bayağı bir bekledim. Zaten ilk başta şöyle aşağı doğru inersek biraz aşağı ineceğim. Zannedersem 67 tane videom oldu. Şu videolardan sonra bakalım nerede, bir yıl önce bazı videolarım atıldı, bir yerde de durdum yani. Çünkü dediğim gibi bazı özel sebeplerden dolayı anlık hiç beklemediğim bir şeyi yaşadık ailede. Bu sebeple beklemeye geçti.
kanalın. Açılırken de ilk attığım birkaç videoyu değil de son bir yıl içindekini baz aldı. Ve koronavirüs olayı da gerçekten etkiledi. Ben bunu biliyorum. Daha önce açılan kanalların da pin kodu dediğimiz kısmında sıkıntı yaşadığını öğrendim. Evet, reklamlarını ayarladılar, belki gelirleri geldi ama hesaba yatamadı bu pin kodu yüzünden. Bu da koronavirüs nedeniyle. Yani o konuda gerçekten doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü diğer YouTuberların kanallarına baktığımda bu sıkıntıları yaşadığını gördüm. Bunların hepsi gerçek ama siz yeni yeni başlıyorsanız, zaten aşı da çıktı. Bu sıkıntılar gerçekten çıkıp gidecek. Keşke bizim ülkemizde tam olarak aşılanabilse ve normale dönse. Bunu çok istiyorum, yürekten istiyorum. Eski günlerimizi özledik. Ben de sizin gibi eski günlerimizi özledim. Şimdi bugün anlatmak istediğim şey birçok kişinin işine yarayacak. Nasıl diyeyim, şöyle Google Chrome ile ilgili ama şöyle söyleyeyim. Mesela Google Chrome'da bir yerde bir yazı okudunuz. Bu bir site olur. Herhangi bir şey olur. Siz o yazıyı masaüstü yapmak istiyorsunuz. Ekran kaydını almak istiyorsunuz. Yani Google Chrome'da bir siteye girdiniz ve bunun ekran kaydını almak istiyorsunuz. Bunun için neler yapılabilir? Bununla ilgili bir tane size göstereceğim. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle ben bir başlık görmüştüm. O başlığa, hani okullarla ilgili başlıktı bu. Bu başlığa girdiğimde şöyle aşağı doğru iniyoruz. Bakın. Görüyorsunuz. İndim indim. Daha küçük bir site de olabilirdi bu. Bayağı uzunmuş. Evet. Alabildiği kadar, yani diyelim ki siz bir blog sitesine girdiniz. Bu blog sitesi bundan daha azdır. Aşağısında diyelim ki, ne diyeyim, biraz da sitenin kendisine ait bilgileri vardır. Tekrar iletişimi olur, işte mail adresi olur, açık adresi olur. Farklı terimler olur, böyle koyu, siyah yazar, üstte de sizin istediğiniz bir bilgi vardır. Tamam mı? Bu şekilde düşünün. Öyle bir site. Şimdi diyelim ki ben bu siteyi çok beğendim. Ama diyorum ki bu siteye adını bir yere yazacağım, not alacağım. Daha sonra unutmamak için. Ya da benim bir bilgisayarım varsa ben bunu girdim, ben bunu masa üstünde tutayım. Bu sayfa benim önümde kalsın. Bunu öğrenciler de yapar. Bakın, öğrenci kısmı için de çok faydalı. Bir yerde bir yazı gördüğünüzde bunu masa üstü yapabilmek için şöyle yapacaksınız. Şimdi siteye girdik. Yani böyle herhangi bir yerine sağ tuşluyoruz. Aşağı doğru indiğimizde, daha önce ben buranın özelliklerini biraz anlatmıştım. Bu resimler ekran kaydettiğimizde çıkıyor, burası yazdır. İngilizce ise Türkçe diline çevir sağ tuşladığımızda bunlardan bahsetmiştim, biliyorum daha önce. Baktınız mı diğerlerine? Ama ben bugün şu incelet kısmına giriyorum. Bu sayfayı çekebilmek için, masaüstü alabilmek için. İnceleyi tıkladım. Şimdi komple aldığımı düşünün. O siteyi tamamen aldığımı düşünün. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O sayfayı açıldı. Yukarıdan aşağı nasıl alacağım? Şimdi geldiğimizde şu çarpının solunda bir üç nokta var. Buraya basıyoruz. Şurada bazı yazılar var. Biz nereye basıyoruz? From Commons. Tamam mı? Bunu yazdıktan sonra ben bütün sitenin bu açtığım sayfası var ya, ilk çıkan sayfasını almak istediğim zaman ne yapmam gerekiyor? Şuraya geliyoruz. Screens yazıyoruz. Bu kadar yazmanız bile yeter. Screen yazın yeterli. Şimdi bu yazı şu kadar yazsanız yeterli. Tek bir harfte şu sayfaya ulaşamadım, düşünün yani. Şunu yazın yeter. Screen. Bu kadarı yeterli. Şimdi bu screen'de
Eğer ben bu full denen yeri işaretlersem, buraya tıkladığım zaman bu sitenin hepsini komple almış oluyorum. Yukarıdan aşağı. Benim açmış olduğum site çok uzun ama bundan daha kısa bir site olur. Bir sayfaya girersiniz. O sayfayı almak istediğinizi düşünün. Siz öyle hareket edin. Ben buradan full'e bastığımda şimdi bakın ne oluyor. İndi. Çünkü sayfa çok uzun. Sizin sayfanız bu kadar uzun değilse sizinki daha çabuk iner. Böylece ne oldu biliyor musunuz? Bu sayfayı komple almış oldum. Bakın sayfa en kısa dar haliyle bu. Ben bunu açıp görmek istiyorum. Şurada soldaki kısma basarak. Bakın çıkıyor. Yukarıdan aşağıya. Dediğim gibi açabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu bende mevcut oluyor. Diyelim ki ben tamam bunu indirdim. Ben bunu masaüstü alacağım. Sağda 3 nokta var. Farklı kaydet diyorum. Oraya bastığım zaman solda masaüstü zaten çıktı. Bakın masaüstü çıktı. Ben buraya herhangi bir isim de verebilirim. Mesela çok uzun çünkü. Mesela bir olsun. Kaydet. Burayı da kapatalım. Şuradan çıkayım. Şöyle. Bakın bu burada. Bunu böyle al. Tekrar basalım. Bakın burada. Bu artık benim masa üstümde. Ben soldaki işarete basarak bunu istediğim gibi büyütebiliyorum. Bakın hemen kendine geliyor. Bu sayfa her zaman masaüstü olarak kalabiliyor. Yani ne yapmış oldum? Google Chrome'la çok lazım olan, gerekli olduğuna inandığım bir yazıyı hemen 2-3 işlemle 2-3 tane tıkla. Yani ne yaptım? Siteye girdim. Sağ tuşla, mouse'la sağ tuşa bastım. Bastıktan sonra inceleyi seçtim. İnceleden sonra zaten şöyle 3 nokta çıktı çarpımın. Oraya bastığımda zaten videoyu geri alarak da yaptığım işlemi görmüş olursunuz. Umarım faydalı olmuştur. Bu gerçekten işe yarayan, çok da gerekli olduğuna inandığım bir şeydi şahsen. Bu şekilde anlatayım. Bu aslında bütün siteyi aldım ben. Yukarıdan aşağı. Daralttığım zaman daha da gözüküyor. Bakın. Ne kadar çok alındığı gözüküyor böyle. Bu okullarla ilgili bir başlıktı. O başlıktan girerek ben oraya geldim. Hani okullar kapanacak mı? Çok konuşuluyor ya şu anda. O sebeple ben bu siteye girmiştim. Burayı seçtim. Daha kısa bir site de seçebilirdim ama ben bunu seçtim. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olmasını dilerim. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.